Sevgili çocuklar, merhaba, ben Gül. Bugün sizlerle deneyilen kitabımızın 33. sayfasındaki kuvveti ölçelim deneyini yapacağız. Hadi bakalım kitaplarımızı açalım, malzemelerimizi hazırlayalım ve deneyimize başlayalım. Çocuklar, gün içinde nesneleri kaldırmak ve taşımak istediğimizde bu nesnelere bir kuvvet uygularız. Uyguladığımız kuvvetin büyük mü, küçük mü olduğunu nasıl anlarız, ölçebilir miyiz? Evet, ölçebiliriz çocuklar. Hadi deneyelim, keşfedelim. Deney için malzemelerimiz. Küçük boş bir peynir kutusu, 20 adet misket, 30 santimetrelik bir cetvel, küçük bir yer. Üç ince paket lastiği. Hadi başlayalım. Kutuya yetişkin yardımıyla bir delik açalım. Yayı buradan geçirelim. Cetveli yayın alt kısmına koyalım. Yer şu anda kaç santim? 10 adet misket koyalım. Yayı tutalım ve yavaşça çekelim. Kutu hareket edene kadar çekelim. Yayın uzunluğunu ölçelim. 5 santimetre oldu değil mi? Şimdi kutuya 10 misket daha ekleyelim. 20 misket oldu. Şimdi yavaşça kutu hareket edene kadar çekelim. Yay kaç santimetre uzadı ölçelim. 6 santimetre. Hangi kutuya daha büyük kuvvet uyguladık çocuklar? 20 misket olan kutuya değil mi? Aferin size. Şimdi bu deneyi lastiklerle yapalım. 3 lastiği birbirine bağlayıp kutuya geçirelim. Lastiğin uzunluğunu ölçelim. Kutuya 10 misket koyalım. Şimdi çekelim. Kutu hareket ettiğinde lastik uzadı mı ölçelim. Şimdi kutuya 10 misket daha ekleyelim ve çekelim. Lastik ne kadar uzadı? Ölçelim, söyleyelim. 10 misketli kutuya mı, 20 misketli kutuya mı daha büyük kuvvet uyguladık? 20 misketli kutuya değil mi? Aferin size. Hadi sıra sizde. Hadi çocuklar, deney yapma sırası sizde. Deneyimizi bitirdikten sonra kitabımızdaki etkinlikleri yapmayı unutmayın. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere. Hoşçakalın.